İyi pazarlar değerli Medyascope izleyicileri. Havada Suda programının bir bölümünde daha sevgili dostum Yörük Işık'la birlikte karşınızdayız. Bugün ele alacağımız çok fazla konu yok. Çünkü gündemi meşgul eden iki tane önemli olay var. Bir tanesi işte Kazakistan'da yaşananlar, Kazakistan'daki halk hareketleri. Diğeri ise Ukrayna krizinin etrafında gelişen Rus-NATO diplomasisi. Bu iki ana başlık etrafında programımızı bugün gerçekleştireceğiz. İlk olarak her zaman olduğu gibi Boğaz'dan geçen dikkat çekici gemilerle başlıyoruz. Evet, Yörük, bu hafta neler vardı Boğaz'da? Bu hafta ilk başta en heyecansızından başlayalım. Bu Roman mayın avcısını görüyoruz. Bunun daha heyecanlı tarafı bu Romanya'nın ilk İrini'ye, Avrupa Birliği'nin İrini misyonuna, yani Libya ile Girit Adası ile Libya arasındaki güvenlik misyonuna ilk katkısıydı Romanya'nın. Yani çok ilginç bir gemi değil ama Romanya'nın gene de iyi mayın avcılarına, öyle çok eski Romanya'da çok eski şeyler falan da, hani gerçekten Sovyetler devrinden kalma gemiler de var. Bir de kendi yapımları bir fırkateynleri vardı ama hala görevde mi bilmiyorum. Evet, doğru. Onu ama burada çok sık görmüyoruz. Genelde buradan geçenleri hep İngiltere'den satın aldıklarını görüyoruz ondan sonra. Ama İrini de orada kendi çapında öyle bir şekilde devam ediyor. Hani biraz Libya zaten hani zayıflamış durumda. Ama orada yani bir şekilde hani belki biraz da dostlar alışverişte görsün falan, böyle genelde liman ziyaretleri, fotoğrafları görüyoruz. Hatta bazen İrini'nin olan gemiler Süveyş'i aşıp Kızıldeniz'de bile liman ziyareti yapıyorlar. Ama şeyleri burada şimdi daha heyecanlı gemileri görüyoruz. Bu Rusların yeni Baltık'ta yapılmış açık deniz romörkörleri. Kuvvetli gemiler ve dünyanın ilgisini çeken gemiler. Bunlar denizaltılara vesaire de destek verebiliyorlar. Başka görevlerde de kullanılabiliyorlar. Bu hafta buradan geçişlerinde... Bunu geçen hafta konuşmamış mıydık? Cebeli Tarık'tan geçişini... Denizli. Evet, Cebeli Tarık'tan geçişini hatta evet göreceğiz burada vesaire diye söylemiştik ondan sonra. Bugün o gün yani, evet. Bak arkasındaki de İtalyan malı, yani Kiril alfabesiyle yazılmış ama Sormec, esasında yani S-O-R-M-E-C diye yazılıyor. İtalyanlar bunları, bu yeni şeylerin, romorkörlerin hepsini İtalya satmış demek Rusya'ya. Yani Rusya donanmasında da yani böyle bazen işte Alman malı vesaire görürdük. Demek Almanya biraz daha disiplin göstermeye başladı ama İtalyan onlar satmaya devam ediyorlar. Onların Iveco ciplerini de satmışlardı. 4x4'leri Suriye'de hep gördüğümüz. Bundan sonraki fotoğraflar iki tane. Burada şimdi tekrar gene Rus gemisi göreceğiz. Bu geminin, bu böyle karanlıkta geçen konteyner gemisi nereden çıktı diye sorarsanız, bu da İran'ın, yani Islamic Republic of Iran Shipping Lines'ın konteyner gemilerinden. Bu hani hep belli hatlar üzerinde çalışan, Lastiye'de hep uğrayıp Lastiye'den farklı Avrupa limanlarına giden iki yolu var. Bir Batı Akdeniz'e gidenleri var. Valencia'ya vesaire, Valencia üzerinden ya da Algeciras üzerinden Antwerp'e veya Haydarpaşa üzerinden Karadeniz limanlarına, Çornomorsk'a, Köstence'ye giden. Bu gemi geçen sefer olduğu gibi tam bu gemi Lastiye limanında yüklerini indirdikten iki gün sonra, yani bu gemi de bir önceki gördüğümüz gemi, şu an gemi Romanya, bu gemi geçen seferde olduğu gibi Lastiye limanına konteynerleri indirdikten sonra İsrail Hava Kuvvetleri Lastiye limanını ikinci kere vurdu çok kısa bir zaman içinde. Aynı bir önceki operasyona benzeyen, gene limitli, hani böyle surgical operation şeklinde gelen kutuları vuruyor. Demek yani Suriye devletiyle benim işim fazla yok. Yani Esad'la değil ama direkt olaraktan Hizbullah'a gelen veya İran'da Suriye'de çarpışan unsurlara gelen, yani ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz artık. İçine ben technical military olarak hani adlandırıyorum. Ama aynı, gene aynen geçen seferde olduğu gibi, arta bazlı geçen seferki zannedersem, tam bu geldikten sonra vuruluyor. O yüzden bu gemide buradan girip işte gene aynı klasik bir rota üzerinden Çornomorsk'a, Haydarpaşa'ya uğrayıp Çornomorsk, Köstence yapmıştı. Oradan da geri dönüyor tekrar Bandar Abbas'a veya Bandar Hümeyni'ye. Evet, bu böyle tekrar deminki geçen şeyi görüyoruz. Roman'ı görüyoruz. Pardon, belki ilk gördüğümüz gemi esasen Rus mayın avcısıydı. O da önemli bir gemi. Demin burada küçük ekran, bu arada tekrar söylemeyi unuttuk. Hem Covid yüzünden hem bizim yoğun programımız yüzünden maalesef tekrar evlere döndük. Ev olunca, evet bravo, evet demin yanlış konuştum. Bu çok önemli. Bu Rusların yeni mayın avcısı, Aleksandr sınıfı.
Daha önce Aleksandrit sınıfı görmüştük, yeni gelen ama gece geçmişti. Bunun gişini gündüz gözüyle görüyoruz. Yorgi Kurbatov. Bu gemi hani yeni olması açısından bir önemli. Bir de bu geminin yani bunlar neden önemli? Bu küçük de olsa. Çünkü yani Ukrayna ile Rusya arasında olabilecek potansiyel çatışmaların en büyük alanlarından biri Azov Denizi olacağı için ve Azov Denizi yani göreceli olarak küçük kapalı bir denizde birçok limanın olduğu denizde büyük ihtimalle iki tarafta mayın olayına kullanacaktır. Yani böyle bir mayın avcısı. O yüzden önemli bu Rusya'nın Karadeniz filosunun 68. bölüğünün veya parçası. Önünden de burada Rusların gene gemi gayet iyi durumda, yeni çalışıyor. Zaten şeyden de Çanakkale'den de kendi gücüyle geçerken gördük. Ama Boğaz'ın kış şartlarında kuvvetli akıntıya karşı Rusların zaten daha önce de kullandıkları ya motoru çok fazla zorlamak istemiyorlar vesaire. Burada Rusya'nın burada Boğaz'da sık gördüğümüz gene Karadeniz filosunun ikinci destek filosuna, yardımcı destek filosuna ait SB-739, yeni de ad verildi Spaseper Vasily Bek diye, o romorkör çekti Yorgi Kurbatov'u. Şimdi bir sonraki resimde de belki tekrar görebilirsek, en son resimde gönderdim bilmiyorum, ikisi birbirini çekerken de gözüken bir resim. Evet, ikinci evet. Resim öyleydi. Önder Omerkör, arkada okay. Mayın avcısı. Bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, sen şey yapmışken. Bir tanesi tabii İsrail'in istihbarat yetenekleri konusunda bize bu aktardıkların bir fikir veriyor. Yani nokta istihbarat elde edip yine onu nokta hedef alarak etkisiz hale getirebiliyorlar. Bu hakikaten yani ne diyelim, çok dikkat çekici bir yetenek. Yani Suriye devletine ait olmayan ama işte Suriye'deki devlet dışı İran'a yakın, İran'ın vekil unsurlarına gitmesi muhtemel bir takım şeyleri tespit edip onları şeyde falan da değil, denizde gemiye müdahale ederek falan da değil, yani böyle şeyde ayıklanabileceği bir noktada hedef alabilmesi gerçekten hani dünyada pek az ülkenin herhalde yapabileceği bir şey. Bu İrini meselesi konusunda da şimdi hani İrini ambargoyu denetlemekle görevli Avrupa Birliği misyonu ama yani gemiler bir şeyin ne diyelim yani bir kararın arkasındaki siyasi iradenin ne kadar güçlü olduğuna dair önemli mesajlar veren araçlardır. Şimdi böyle bir misyona böyle bir gemi gönderirseniz evet Romanya buna katkı sağlıyor olur. Yani o fact sheet'lerde bunu koyarsınız ama biraz komik oluyor. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, ben de bunu söylersin diye ümit etmiştim zaten. Yani bu gemiyi görünce çünkü gerçekten insanın aklına geliyor. Yani bu gemiyi kimi durduracak, nereden çıkacak? Yani geminin boyutu bizim buradaki kılavuz hizmetleri veren şeyden çok fazla büyük değil. Yani şey alakası yok yani. Yetişemez falan zaten ondan tabii sonra. Tabii bambaşka. Yani mayın avcısı bambaşka onun görevi ama evet, savaş gemisi mi? Savaş gemisi, doğru. Muharip bir gemi. Peki. Neyse, pozitif mesajlar vermek Avrupa Birliği içinde Romanya'da kendi üstüne düşenleri yapıyor şeklinde. Aynı Brüksel evet. Bir bürokratı gibi. Yok sözüm Romanya'ya değil. Yok yani, anladım. Yani. Tamam önce çok evet. Senin noktan çok doğru. Evet. Peki bundan sonra bir de çok şey birkaç tane de kendi gözlemlerimizden olmamasına rağmen çok güzel fotoğraflar olduğu için, çok ilginç fotoğraflar olduğu için bunlar da bizim sık gördüğümüz, bunlar çok Karadeniz'e de gelecekti ama olaylar değişince Akdeniz'de görev yaptıktan sonra bunlar, bir tanesi Minsk, bir tanesi de Korolev'di zannedersem, şimdi unuttum bir anda kafadan ama bunlar klasik ropualar, Baltık Filosu'nun ropuaları. Geçen ilkbahardaki Ukrayna krizinde de biliyorsun Baltık Filosu'ndan Karadeniz'e destek için gelmişlerdi. Bunlar da destek için geliyorlardı. Sonra Akdeniz'de bir takım şeyler vesaire oldu. Sonra krizlerin şekli değişince evlerine geri döndüler. Evlerine geri dönerken de herhalde Finliler ve İsveçliler son günlerde çok hani Ukrayna hani devletler kendi geleceklerini seçerler vesaire diye mesaj verdikleri için tam uluslararası sınırla İsveç'in karasularının tam sınırında evlerine dönüyorlar. Bak resmin solunda, bir sonraki resimde daha güzel gözükecek, Saab Gripen. İsveç Hava Kuvvetleri de onların üzerlerinde uçuyor. Burada daha da. Ha bu şey evet. Evet yani bizden uzaktaki bir denizde de bir Karadeniz'de çok benzer olayların yaşandığını
görüyoruz. Yani bu kadar böyle diplerine girmeden arkada bak İsveççiler farklı dünyada, farklı dünya görüşleriyle alakalı olaraktan rüzgar santralleri vesaire kurmuşlar. Evet, önünden evet. 60 yıllık ropuğa geçiyor. Gerçekten de bilmiyorum sen o şeyi geçtin mi? Yani ben İsveç'te Lund'da bir toplantıya giderken Kopenhag Havaalanı'na indik. Oradan köprüye karşıya geçtik. O köprüden geçerken o şeyleri görüyorsun. Ne diyelim, yel değirmenlerini, rüzgar değirmenlerini görüyorsun. Rüzgar santrallerini hakikaten göz alabildiğine. Bu ropuhalar... Baltık filosuna ait olduğunu biz evet borda numaralarından, adlarından biliyoruz ama ayırt edici bir özelliği var. Belki paylaşmak istersin. Evet, çok zevkli. Evet. Yani denizlerin kendi tonuna göre çok hafif. Yani gözlerinizin iyi olması lazım. Böyle fotoğraflarda falan bazen çok güzel gözükmüyor ama yani çıplak gözle gözüktüğü zaman gerçekten farklı olaraktan her filonun rengi, kamuflaj rengi denizlerinin yani normal yani esas konuşlanmış olduğu denizin rengine uygun. Evet. Ton farkı olabiliyor gemilerde evet, tamam. Bu. Evet yani boya ne buldularsa onu kullandıklarından değil, asıl harekat alanı olan denizin tonuna uygun boyaya hatta, boyuyorlar. Hatta Plimson Line'daki yani yerde mark da konuşlanmış olduğu denizin tuzlanma oranına göre çizilmiş durumda yani öyle. Bir de burada hepsinde bu geçerli değil ama bir iki tanesinde de üstteki dom, radar falan filan farklı. Bazılarında herhalde zarar görmüş vesaire. Daha yeni off the shelf çözümler bulmuş Ruslar. Hani mesela burada bir tanesinde hangisiydi? Azov'da galiba mesela farklı. Uzaktan böyle iki tane gördüğün zaman onu seçebiliyorsun hangisi olduğunu. Evet, değerli izleyiciler, bu gemileri böyle neredeyse artık 10 yıla yakın bir süre izleyince ve defalarca görünce böyle boyası nerede fark ediyor? Baş bodoslamada nasıl bir şey var? Bütün bu ayrıntılar ister istemez insanın gözüne çarpıyor. Bir de medyaskop otosanayide yerleşmiş olduğu için hani otosanayide... Boya kültürüne uygun olarak. Kaporta boya işleri evet. Eski şey medyaskopun stüdyosu öyleydi hakikaten. Sanayi mahallesinde idi. Evet, Boğaz'dan geçen gemileri bitirdik öyle evet. Anlaşılıyor. Evet. Evet. Şimdi bu NATO-Rusya konseyi toplantısına gelelim istersen. Yani önümüzdeki hafta yoğun bir diplomasi trafiği var. Çok taraflı diplomasi trafiği var. Onun da yani yarın NATO-Rusya Konseyi 2014 yılından beri ilk kez toplanacak. 2014'te Kırım'ın ilhakı sonrası NATO galiba 2002 yılında kurulmuş olan NATO-Rusya Konseyi'ni toplantılarını dondurmaya karar vermişti. Dolayısıyla bu toplantıların yeniden başlayacak olması bizzatihi bir işaret. Onu belki tartışırız. Arkasından yine bildiğim kadarıyla Amerika-Rusya görüşmeleri var. Onun arkasından da 13 Ocak'ta AGİT kapsamında Ukrayna'nın da AGİT üyesi olarak katılacağı çok daha kapsamlı görüşmeler olacak. Ve ana tema tabii Rusya'nın NATO'dan talepleri. Özellikle de Ukrayna krizini fırsat bilerek kimilerine göre, kimilerine göre ise işte Rusya'ya çok uzun zaman önce verilmiş sözlerin tutulmasını hatırlatmak babında Putin tarafından dile getirilen talepler bu diplomasi trafiğini tetikledi. Bu konu üzerinden yürüyelim. Yani Putin ne istiyor? Bunun muhatabı Amerika Birleşik Devletleri mi, NATO mu? Ki biz programlarda özellikle sen bunu sıklıkla vurguladın. Yani aslında Putin'in derdi bu işi Amerika ile teke tek çözmek. Hem yani Avrupa'ya haddini sikletini bildirmek hem de Rusya'nın dünyada sözü geçen birkaç ülkeden biri olduğunu bu şekilde tescil ettirmek. Ama Amerika şu ana kadar böyle bir topa girmedi. Putin'in talepleri NATO genişlemesi ve NATO ile NATO'nun asker konuşlandırması ile ilgili olduğu için de NATO da bu sürece dahil oldu. Önümüzde yoğun bir gündem var. Bu anlamda ne beklemeliyiz, neler olabilir istersen sözü sana bırakayım diyorum. Burada çok zorlu görüşmeler geçecek. Aynı zamanda tam bu görüşmelere paralel olarak da hiç beklenmedik bir şekilde Kazakistan olayının gelişmesi
ve belki burada birbirimize sözü bırakma yarışına girmiyorum ama bu konular da senin tam uzmanlık alanların, aynı zamanda Varşova Paktı'nın bir şekilde geri dönüyor olması sanki. Peki bambaşka bir adla da olsa bile. Çünkü tam o ayı, yarın ayın 10'unda aynı zamanda CSTO telefon konuşması da açıklandı. Bilmiyorum duydun mu? Yani bütün Putin'in de katılacağı bir şekilde bütün CSTO üyeleri Kazakistan'daki gerilim konusunda bir telekonferans düzenleyeceklermiş. Yani Rusya bir anda hani birkaç yere böyle bir anda hem Cenevre'de hem kendisi Moskova'dan yönettiği, bunlar birbirini destekleyen olaylar tabii ki. Ve belki hatta yani Kazakistan'daki olayı, gerçi Kazakistan'ı ayrıca konuşacağız ama Afganistan'daki olaylara bile bir cevap olabilir. Birkaç tane bu konuda da yani açık kaynaklar. Burada bir parantez açıyorum. Bugün Birleşmiş Milletler binasının 70. Açılış yıl dönümüydü. O yüzden bu NATO'dan alakasız ama burada da böyle eski bir fotoğraf buldum. O yani burası öyle yani aklımızda olsun. Birleşmiş Milletler'de önemli bir fonksiyonu var ama tabii ki yani bazen de hiçbir şey yapamadığından çıldırıyoruz. Bu şu anda esasında Wendy Sherman yani Amerikan delegasyonunu başını çeken deneyimli diplomatlarından Birleşik Devletleri'nin Wendy Sherman geliyor. Uçağını görüyoruz. Camp Springs'ten, Joint Air Force Base'den kalkmış, Maryland'den ve Cenevre'ye doğru geliyor. Bir sonraki uçakta bu da Rybakov, Rus Dışişleri Bakanı yardımcısı. O uçakta burada görüyoruz Moskova'dan kalkmış, o da Cenevre'ye doğru geliyor. Yani açık kaynaklardan. Bir şey soracağım Yörük, tam burada. Neydi adı Dışişleri Bakan Yardımcısının? Rybakov. Gerçi tabii görüşme Dışişleri Bakanları düzeyinde değil ama böyle Washington kaynaklı bir habere rastladım. Daha doğrusu bir hani bilgi paylaşıldı benimle. Lavrov'un yani Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un suyunun ısındığına dair. Sende böyle bir bilgi var mı ve varsa nedeni ne olabilir? Lavrov esasında yani bir sebeplerinden bir tanesi Lavrov'un gerçekten yaşlanıyor olması. Lavrov oldukça yaşlanıyor. Yani çok deneyimli, inanılmaz bağlantıları olan birisi. Lavrov'un daha önce de zaten hani bir milletvekili yapılması vesaire, bir şekilde hani ona bir emeklilik işi bulunması konusunda vardı. Hatta bu dönem bile, yani bu en son seçimlerden önce bile belki olabilir vesaire deniyordu. Ama şu an yani olaylar çok gerilimli geçtiği için demek bütün deneyimi tutmak istiyor Putin. Yani bence suyunun ısınması illaki negatif değil. Yani bir takım negatiflikler birikmiştir. O şeyi gördük mesela bu yaz, hatta böyle açık kaynaklardan ilk tespit edenlerden biri bendim. Lavrov mesela kız arkadaşıyla Ege Denizi'nde bir yatın içinde vesaire ortaya çıktı. Bütün farklı ülkelerde dolaşırken. Hani bu bir hata bence, bu kadar açık bir şekilde yapılıyor olması. Bunun bir karşılığı oldu mu? Muhakkak esasında biraz da olmuştur. Hani Navalny grubu içinde vesaire. Ya bu yaşlanmaya başlamanın da bir işaretleri olabilir. Belki çok fazla umursamıyordur artık. Ama yani öte yandan Ege'de, hani Ege'deki tatili ve kız arkadaşı falan da söylüyorsun. Bu yaşlanma şeyiyle de, paradigmasıyla da pek örtüşmüyor ya. Neyse yani konuyu sulandırmış ol. Bu arada söylemeyi unuttum. Tabii Cuma günü NATO Dışişleri Bakanı telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptılar. O toplantıda da yine NATO pozisyonunu teyit etti. Yani Putin'in taleplerine karşı, yani bizim kurucu antlaşmamızda Atlantik bölgesi güvenliğine katkıda bulunacak tüm Avrupa ülkelerine kapımız açıktır ilke olarak. Bunu baştan kapatamayız dendi ve hani bu özellikle Finlandiya değil mi'nin başını çekti. Yani kendi kaderini, tayin hakkını çağrıştıran ve ondan türemiş olan işte ülkelerin istedikleri örgüte katılabileceklerine dair pozisyonu da teyit ettiler. Dolayısıyla hani bir karşılıklı peşrevler alındı, çekildi. Şimdi senin sözünü ettiğim bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da muhtemelen Rus pozisyonunu teyit eder bir, en azından kamuoyuyla paylaşılan bir karar çıkacaktır. Dolayısıyla taraflar bilinen pozisyonlarını kamuoyunda tekrarlayarak bu görüşmelere başlayacaklar. Hatta yani bunu ben zannedersem Işın'la yaptığımı da yoksa geçen programda mı söylemiştim? Yani taraflar yani Rusya garip bir şekilde ne istediğini çok açıkça, çok detaylı bir şekilde söylemişti. Hani bu sızdırmaya karşı sızdırma olarak da dün Washington'dan gelen bilgilerde
yeni yaptırımlar vesaire konusunda çok daha sofistike yeni yaptırımlardan bahsediyorlar. Gerçi bu yeni bunlara karşı da bu da ayrı bir çok uzun bir programın parçası olabilir. Yani en büyük yaptırım tabii ki Rusya'yı Swift'ten atmak olabilir. Ama Swift'ten atmanın da karşılığında acaba Rusya Çin'le birleşip zaten hani bir kendi aralarında o UnionPay vesaire bir Swift'e benzer bir sistem var. Swift'ten atılmasının büyük yani büyük bir darbe vurur Rusya'ya. Ama hani bu büyük darbeyi vurmanın yanı sıra hani tamamen öldürücü bir darbe mi olur bu? Hayır. Belki de yani Çin'le vesaire başka bir işbirliği yoluna gidip yani bu yaptırımların çünkü hani Washington'da bir yaptırım sevdası da var. Bu yaptırımların da esasında bir gerçek dünyada bir sınırı var sonuçlarının. Bir de yani önemli bir not olaraktan hem Wendy Sherman hem Rybakov daha önce 5 yıl önceden İran görüşmelerinden birbirlerini çok iyi tanıyan iki deneyimli diplomat. O yüzden hani bu Cenevre'de hani dışişleri bakanları gelmiyor diye insanlar belki hani küçük düşünmemeli. Çünkü çok en deneyimli esasında yani dışişleri bakanları gelse bu kadar iyi görüşme olmaz. Birbirini iki tanıyan iki diplomatın görüşmesi yani burada önemli bir görüşme olacak. Ve buradan hani aynı zamanda Amerika'nın iki taraftan da yani belki Rusya kendi devletlerine karşı o kadar sorunlu bir durumda değil. Amerika'nın buradan vereceği mesajlar çok çok dikkatli dinleniyor olacak. Polonya'da, Varşova'da, Berlin'de vesaire. Hani belki görüşmeleri kurtarmak, gerilimi arttırmak için bazı askerlerin çekilmesi, sayısının düşürülmesi vesaire gibi mesajlar vermeye meyilli olabilir Biden yönetimi. Ama bu tip eğer bu tip şeylere giderse Baltıklar'da ve Varşova'da huzursuzluk da artabilir sonucunda. Evet, istersen döneriz gerçi buna eğer gerekirse ama istersen hepimizin, herkesin merak ettiği ve anlamlandırmaya çalıştığı aslında karanlıkta tarif etmeye çalışıyoruz. Kazakistan'da olup bitenler yani bu konuda senin uzmanlığına ve birikimine ve Rus şeyini, Rusça takip edebilme ne diyelim özelliğine güveniyoruz. Ne diyorsun bu Kazakistan meselesine? Çok çok ürkütücü olaylar oldu Kazakistan'da. Bu arada Kazakistan filmlerimizi ilk başta görmeye başlayalım. Burada ilk başta Rusya'nın etkileyici bir kere daha canlı olarak gördüğümüz etkileyici hava operasyonuyla başlayalım. Rusya çok kısa bir süre içinde büyük miktarda askeri Kazakistan'a kaydırdı. Burada ufak bir şey de yakaladık. Ses bantı, onu da dinleyelim. Anında duydun ondan sonra ben duymak istediğin yeri. Evet, altyazı yapmaya tamamını altyazı yapmaya vakit yoktu. Ama çok kısa bir süre içinde 4000 askeri ve çok miktarda malzemeyi Avrupa kıtası büyüklüğünde bir ülkenin stratejik noktalarına yaydı Rusya ve evet burada en renkli örnek aralarında yani kontrol kulesiyle bu dev Antonov yani NATO kod adı Kondor Antonov An-124 konuşuyorlar. Evet Ulyana Mihail Ulyana Moskova Chakolovsky Rusya'nın bir numaralı transport Moskova çevresindeki havalimanı Ulyana Anna da Almata. Oraya ona clearance veriyor. Çünkü bu kadar büyük uçak, bu kadar çok sayıda uçak ve yani bizim yakaladıklarımız bence %25'ini falan görüyoruz biz.
Yani çok 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 uçak gitti ve tabii ki oradaki hava trafiğini vesaire de etkiledi. Yani orada hani o yüzden zaten bunları yani duymamız o sayede sivil hava trafiğinin arasından doğudan batıya geçen uluslararası sivil hava trafiğinin de arasından altından üstünden. Ama Rusya bu tip konularda tabii bu şeyden hani dev bir kadar sınırının da olduğu yer. Aynı zamanda Rusya'nın çok büyük üslerinin de olduğu yer. Gönderdiği birlikler, hava indirme birlikleri gönderdi Ulyanovsk'tan. Zaten onların yani merkezi ana üssü orası. Bunlar da aynı Rusya'nın iyi birlikleri. Ossetya'da, Kırım'da görev yapmış yakın zaman içinde. Çeçenistan'da hem birinci hem ikinci Çeçen savaşlarında. Yani hani savaş konusunda da deneyimleri olan birlikler. Yani gönderdiği birlikler öyle Şaka veya Rozgardiya vesaire gibi daha tam düzgün bir şey değil ama bu hani yarı jandarmamsı güçler değil. Gerçek savaş en bir numaralı savaş birliklerini gönderdi. Aynı zamanda yani şu anda gönderilen 3970 kadar kişi var. En azından bizim gördüğümüz daha farklı güçler de olabilir. Bunun minimum 3000'i gayet iyi teçhizatlarla, zırhlı araçlar vesaire konular. 3000 kadarı Rus, 500 kadarı beyaz Rus. Onları da Rusya taşıdı. Bir tane beyaz Rus uçağı kendisi gitti ama en aşağı 10 uçak vesaire de beyaz Rusya'dan gitti. Bunların bazıları orada bulunan zaten Rus askerleri de olabilir. Ama 500 Rus, 200 Tacik, 200 Kırgız, 70 de Ermenistan'dan. Yani bayağı bir şekilde geldiler. Burada esasında acı olan bir şey 30 yıllık bir bağımsızlık sürecinin ardından Kazakistan'ın kendi kendini yok ettiğini gördük. Bir şekilde bildiğimiz Kazakistan, son 30 yıldır mı bildiğimiz Kazakistan yok artık ve yani büyük ihtimalle de yakın zaman içinde tekrar olmayacak. Kazakistan çok farklı bir şekilde, Ruslar hiç beklenmedik bir şekilde. Yani değil mi? Bu yaşadığımız dünyanın belki en ilginç tarafı, bir hafta önce böyle bir şey olacağı aklımızdan bile geçmiyorken bambaşka bir dünyaya uyandık. Varşova Paktı'nın bir şekilde geri döndüğü bir dünyaya uyandık. Burada da ne öğreniyoruz belki de? Tamamen totaliter, diktatör rejimler dışarıdan çok sağlam gözükmelerine rağmen bir anda sanki kağıttan bir kule gibi yıkılabiliyorlar. Burada şimdi çok karışık bir takım olaylar var. Bunları hatta yani bir buçuk yıl önce, yani 14 ay önce vesaire senin bir aile programı yüzünden sonra programımız ertelenmişti. Ben ne konuşacağımı tam bilemediğim için öyle Rusya'da olan gelişmelerden konuşmuştum. Ve Rusya'daki sağcı partilerin nasıl mesela Petropavlovsk vesaire gibi Rusya'nın, Kazakistan'ın kuzeyindeki bölgeler konusunda hak iddia ettikleri ve bunun yani Rusya'da normal sağcı retoriğin bir parçası olduğu üzerine birkaç şey söylemiştim. Şimdi olaylar dönüp dolaştı geldi ve gerçekten Kazakistan ülkenin kuzeyindeki toprakları tehdit altına geldi, girmiş durumda. Burada diğer Kazakistan resimlerimizi de göstermeye başlayalım. Çünkü bu konularla söylemek istediklerine ilgili resimler var. Burada şeyleri görmeye devam ediyoruz. Bunu geliyorlar Ruslar gördüğün gibi. Bu zannedersem Ivanova'daki şeyden ve sonra Chakalovsky'yi de göreceğiz. Zaten belki 2015'ten beri yani Ukrayna krizinin başından beri ufak tefek Putin üzerinden bile gelen mesajlar ve Kazakistan'ın bunu bir şekilde kontrol altına tutmaya çalıştığını hep görüyorduk. Nazarbayev hatta bir keresinde Putin Kazakistan geçmişi olmayan bir ülkedir vesaire demişti. Bunlar hep Ukrayna krizinin tam ertesinde olan zamanlar içinde olmuştu. Ama daha sonradan en azından Nazarbayev'in kalbini almayı bilmişti. Ama Nazarbayev'in de belki yaşlanması da bunun parçası olabilir. Veya içerideki dengelerin artık bir şekilde tutulamaz hale gelmesi, inanılmaz yolsuzluğun olduğu, yani paranın çok küçük bir elitin içinde Kazakistan'ın inanılmaz doğal servetinin paylaşıldığı bir yer görüyoruz. Bu arada yani resimler, videolar tam bir klasik, yani eğer böyle Rus Hava Kuvvetleri, Rus operasyonlarını seven birisi için bunların hepsi Zvezda televizyonundan. Bak burası da, bu şimdi konu, ben konuyu dağıtmayı seven bir insan olaraktan beni dinleyenler biliyorlar. Burası da bak Almaty yakınlarında Jeldigel, Kazak hava üssü ama gördüğün gibi esasında yarı terk edilmiş. Ama yani Ruslar buraları çok iyi biliyorlar. Direkt gelip yani burada sıfırdan bak şeyde pistte otlar çıkmış. Evet. Ama geleceği yeri vesaire biliyor. Burası Almaty'nin 45 kilometre güney doğusu gibi.
Şu anda Rusya Kazakistan'ın bütün stratejik noktalarına yerleşmiş durumda. Bütün stratejik noktalarına. Yani Hazar Denizi'nden Çin sınırına kadar olan bir bölgeden bahsediyoruz. Dev bir bölgeden bahsediyoruz. Ve bütün stratejik noktaları Rusya'nın kontrolü altında. Ruslar böyle bir kere böyle bir yere geldikten sonra bir daha çok uzun müddet için buradan gitmeyeceklerdir. Biz bazen bize gittiklerini ya göstermek isteyebilirler. Bağımsız Kazakistan bu noktada sona ermiş durumda. Zaten Off Tweet'in de resmini birazdan burada birçok resim var göreceğiz. Margarita Simonyan, Russia Today'in de başında olan, Sputnik'in de başında olan, Putin'e çok yakın olan birisi. Direkt olaraktan tweetinde Kazakistan'a yardım etmemizin şartları, bu yani Rus askerleri daha gelmeden önce de söylediğinde, Kırım'ın tanınması, Kiril alfabesine geri dönülmesi. Bak bu da çok ilginç. Yani Kazakistan'ın ve burada Azerbaycan'ın da ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz. Latin alfabesine geçerekten kendi geleceklerini daha farklı bir dünyaya bağlıyor olmaları demek, bu da Moskova'da not edilen bir şey. Kiril alfabesine geri dönüşün. Rusça'nın ikinci dil ilan edilmesi, bütün Rus okullarının ve farklı kültür kurumlarının sürekli açık durumda olması ve STK'ların da kapatılması. Bazı STK'ların aynı hani Rusya'da şu anda olduğu gibi hani bu foreign agent yasası vesaire gibi yasaların geçirilerekten yani orada bir formülü bu yeni Kazak hükümetine bastıracaklar. Tokayev burada kendisini kurtarmak için kendi ülkesinin geleceğini bence yok etmiş durumda. Pardon, bitirdin zannettim. Ya bir şey daha söyleyeyim çünkü orada hani çok karmaşık yeni olan bir olay. Esasında hani farklı şeyler duyuyoruz. Şimdi mesela ilk başta hükümeti vesaire yani hükümeti bozması vesaire bunlar hiç önemli değil. Zaten bunlar Nazarbayev'in yarattığı bir sistemin parçasıydı. O hükümet halkta karşılığı vesaire olan bir hükümet değil. Tokayev'in kendisi de yani böyle elle seçilmiş, en suyasa buna dokunmayan, yani bireysel olarak inanılmaz sofistike bir Sovyet diplomatından bahsediyoruz. Moskova eğitimli, Çince vesaire konuşabilen, çok çok eğitimli birisinden bahsediyoruz. Hiçbir siyasi karşılığı olmayan birisinden bahsediyoruz. Ve çok ilginç olan bir gelişme, bak Nazarbayev'in nasıl Bizans oyunları şeklinde yönettiği, bu şeyde İsraillilerin sattığı bütün dünyadaki diktatörlere Pegasus dinleme sistemi içinde, evet. Kazakistan da bunların müşterilerinden biri. Biliyorsun bu satılan numaraların 50 bin tanesi ortaya çıkmıştı. Bu 50 bin numaradan Kazakistan'a ait olan numaralar 20 tanesi vesaire bilmiyorum. Diğer mesela bütün ülkelerde hep muhalifler, STK'lar vesaire dinleniyor. Kazakistan'da dinlenen muhalefet veya STK vesaire yok. Hep kendi Nazarbayev'in çevresindeki kendi damadını, Tokayev'in telefonu dinlenenlerden bir tanesi. Yani tamamen kendi çevresindeki insanları dinleyen, tamamen kendi içinde dönen bir sistemden bahsediyoruz. Burada Tokayev'e neden bu Masimov olayı oldu? Yani bu Masimov geçmişte de başbakanıydı zaten aynı zamanda Kazakistan'da ve şimdi de güvenlikten yani içişleri, iç istihbarattan vesaire sorumluydu. Masimov da çok ilginç, çok renkli bir karakter. Yani gerçek Sovyet KGB'sinden gelen bir karakter. Sonra da zaten işte Kazakistan'da hep böyle güçlü pozisyonlarda olmuş olan birisi. Annesi Uygur, babası Kazak. O yüzden hani bir şekilde bazı zamanlarda Astana'da tam %100 Kazak olmadığı için esasında siyasi geleceği olmayan bir kişi olarak nitelendiriliyor. Hatta bir keresinde Masimov böyle bir Kazak gazetesine dava vesaire açıyor bu konuyu gündeme geçirdiği için ve Kazak kültürüne göre soy babadan geçtiği için ben %100 Kazak'ım vesaire diyor çünkü annesi Uygur. Ama renkli bir karakter ve bunun Wikileaks'te vesaire de çok renkli anları var. Wikileaks'e çıkmış anları var. İşte başka birileriyle beraber Astana'nın böyle renkli barlarından bir yere gidiyorlar. Şokola adında vesaire ve orada büyük işte böyle bir sürü içiliyor vesaire. Ve Masimov kendi başına dans ediyor vesaire. Böyle çok hani kendine özgüveni olan yani belki tam böyle bir filmlerde gördüğümüz şeklinde bugünü yaşayıp yani büyük güçlerle oynayıp ve sonunda döndü dolaştı geldi ve şu an bütün hayatı bitmiş durumda Masimov'un. Neden bitti? Çünkü Tokayev'de iyi bir Sovyet bürokratı olaraktan Masimov başka grupları da aynı zamanda bir temsil ediyor. Yani şeyin ortanca kızının, Nazarbayev'in ortanca kızının büyük üçkağıtçılardan Kulubayev oğlu onların bankası vesaire vardı. Halkbank.
Bunlar hep biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra özelleştirmelerle vesaire el atılmış, konulmuş yerler. Zaten Massimo 90'ların ortalarını hep Halkbank'ın en üst düzey yöneticisi olarak geçirdi. Yani oradan gelen bir servet vesaire de var. Ama Massimo belki Nazarbayev'in yönetiminde bütün bu olan korkunç olaylar ve sonuçta şu anda 200 kişinin öldüğü bir olaydan bahsediyoruz. 5000 kişinin tutamı minimum 200 kişinin öldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Bir şekilde bu olay Tokayev'in üzerine yıkılıp Massimo buna karşı bir darbe yapmaya hazırlanıyordu. Bence Tokayev bunu gördü ve kendisini de kurtarmak için Rusya'yla işbirliğine giderekten Massimo'ya karşı darbe yaptı. Belki yani 1-2 saat beklemiş olsa Tokayev tutuklanmış olabilirdi. Aynı suçtan. Yani işbirliği veya işte ihanet suçundan Tokayev de tutuklanmış olabilirdi. Burada yani neden bu halk hareketinin, yani ilk başta halk hareketi olarak başlayıp sonra başka yerlere evrilmiş olan bu hareketin neden başladığını da anlıyoruz. Burada o kadar artık çürümüş bir Sovyet artı rejim oluşmuş ki tamamen kendi içinde ve birbirine karşı çarpışaraktan yaşayan ve Kazakistan'ın milyarlarca dolarlık zenginliğini emen bir sistemden bahsediyoruz. Nazarbayev şu anda kendisinin ayrıldığını kendisi de bir tweetle, kendisini daha hiç görmedik, ilan etti. Ama milyarlarca dolar serveti olan birisinden bahsediyoruz. Hani bu ülkede milyarlarca dolar serveti olan birisi Kazakistan gibi bir yerde farklı yerlere de evrilişebilir bu. Ama tabii ki yerde Rusların olması bütün denklemi kendi o iç mekanizmasından, iç yerlerinden çıkarmış onda. Bundan sonra orada yapılacak bütün ne olacaksa bunun Moskova'nın onayından geçecek bir şey olacaktır. Moskova'nın onay vermediği bir olayın orada şu an yakın zaman içinde olması imkansız. Aynı zamanda Rusya'da tekrar bütün yani bütün bizim hani soğuk savaş geri dönün. Bak kaç kere soğuk savaş sen başlığı bulmuştun. Evet, yani şu anda başka bir başladığımız bir noktaya geri döndük. Kazakistan belki de, yani sadece Varşova Paktı'nın değil, belki Sovyetler Birliği'nin bile, yeni bir birliğin bile, yani tırnak içinde bunun adı farklı bir şeyler olabilir. Ama Kazakistan da bunun ilk parçası olabilir. Yani Rusya, belki herkes Belarus ilk Rusya ile birleşiyor olabilir diye düşünüyordu. Belki Belarus, Rusya ve Kazakistan bambaşka bir birliğin parçası da olabilir. Hiç şaşırtmaz böyle bir şey olması. Aynı zamanda Rusya'nın en büyük korkularından biri, Afganistan'da olabilecek olaylara karşı kendi arasında, kendi kontrolünde arasında kendi askerlerinin olduğu başka bir sınır ülkede yaratmış olur Rusya. Ben evet, pardon, lafı çok uzattım. Yo, yani aslında ben çok şey öğrendim kendi payıma. Mesela bu Kazakistan'daki o iç iktidar kavgası, hani saat farkıyla tutuklanmanın işte muhatabının değişmesi konuları. Kısaca iki yorum yapayım, ondan sonra da kapatalım programı istersen. Bir tanesi, yani Rusya'nın bu Sovyetler Birliği'nin geride bıraktığı fiziki ve kültürel altyapıyı ne kadar iyi kullanabildiğini görüyoruz aslında bütün bunlar. Yani ve şunu da ekleyelim. Mesela evet, büyük bir kuvvet kaydırdı Rusya Kazakistan'a çok kısa bir sürede ve bunu yani bu mesafede yapabilecek başka bir aktör dünya üzerinde yok. Yani Amerikalıların bile gelecek ekibi hazırlamak için günlerce uğraşması gerekiyor. Burada hem elleriyle koymuş gibi buluyorlar çünkü bildikleri yerler, hem de yani zaten hiçbir zaman tam Rusya'dan ayrılmamış bir sistemin denetlediği bir yere gidiyorlar aslında. Dost bir yere gidiyorlar. Kullanılan nakliye uçaklarının da tamamının neredeyse Sovyet döneminden kalma modeller olduğunu da teslim edelim. Yani bu da hani bana hem sembolik hem şey anlamında, askeri açıdan anlamlı geliyor. Sen eğer hani Kazakistan'ın bağımsızlığı bitti diyorsan, o zaman buna bağlı olarak belki şu önerme de geçerli olabilir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası iddiası da büyük bir yara aldı. Belki bitmedi o zaman. Yani işte bu Türk dünyası hikayesi, Türkiye devletler vizyonu ağır bir darbe aldı. Yani özellikle bağımsızlıkların ilk yıllarında bu Orta Asya devletlerinin Latin alfabesine geçmesi için Ankara gerçekten çok uğraşmıştı ama Türkiye'nin kaynaklarını aşan bir konuydu. Kazakistan 30 yıl sonra İşte Azerbaycan'ın ardından bu yola girecekti. Sanıyorum Putin bizde de çok hani duymaya alışkın olduğumuz bir şeyi yansıtıyor, anlayışı yansıtıyor. Yani o Sovyetlerin çöküşünü ve Rusya'yı bir parantez olarak görüyor. Yani 30 yıllık bir parantezi kapatıyor. Belli ki
eski hesapları yeniden görüyor. Belki bizim de Soğuk Savaş'ın bittiği ve Sovyetlerin kaybettiğine dair görüşümüzü bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Öyle çünkü genellikle çok önemli, bu da çok önemli bir yorum. Evet. İmparatorluklar öyle kolay kolay canlandırılamazlar. Ama Putin bunu deniyor. Yani bu Rusya'nın bunu denememesi gerektiğini Batılılar biliyorlardı. Bunu defaatle aktarmaya çalıştılar ama Rusya'nın emperyal iştahının kabarmaması için de hiçbir şey yapmadılar. Tam tersine Rusya'yı provoke edecek girişimleri Rusya'nın zayıflığından da yararlanarak yaptılar. Bugün vardığımız sonuçta Soğuk Savaş hiç de böyle büyük bir zaferle bitmiş gibi durmuyor. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Başka ekleyeceğin bir şey varsa onu da alalım, yoksa programı kapatacağım. Sadece renkli bir yorum olaraktan demin söylemeyi unuttum çünkü bir ay önce, bir böyle beş hafta önce vesaire Putin bir basın toplantısında Kazakistan hakkında konuşuyordu ve gene böyle kültürel konular, Rusça konuları vesaire, Rusça konuşulmasının izni. Şimdi Nazarbayev diyor, sonra yani Putin gibi birisinin bir ismi unutuyor olması imkansız. Sanki Tokayev'in adını hatırlayamıyormuş gibi. Sadece 5 hafta önceden bahsediyoruz. Evet. Ve yani Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı. Ama 3-4 defa geçiyor Kazakistan'ın yeni cumhurbaşkanı. Bir kere bile adını söylemediği bir kişi dönüp dolaşıp Tokayev'in Putin'e yaptığı konuşma, Kazakistan televizyonunda, devlet televizyonunda da yayınlanan, yani tamamen bir hani böyle bir sevgi dolu, yani zaten Rusça yapılmış bir konuşma ama yani özellikle Rusya'ya ve Putin'e olan teşekkür kısmı can alıcı bir noktaydı. Aynı zamanda Massimov'la beraber tamamen kendine bağlı yeni kişi atadı güvenlik başına, Yermek Sagimbayev. Demin gösterdiğimiz resimler içinde galiba vardı üniformalı gözüken resim. Yani şimdi esasında olaylar döndü dolaştı geldi. Böyle başlamamıştı ama kendini kurtarmak için yani Nazarbayev'den kalan kişileri de Tokayev temizlemeye başladı. Bu ve yani Rusya ile çalışabilecek kişileri seçip bu Yermek Sagimbayev'in de görevi öyle olacak. Rusya ile yerdeki Rus askerleriyle beraber koordineli bir şekilde çalışılacak kişiler göreceğiz. Evet, böyle bu konu zaten devam eder. Her şeyi şu anda belki söylememiz zaten imkansız. Peki, ben seni büyük bir ilgi ve hayranlıkla dinledim. Bir soğuk savaş, ne diyelim, soğuk savaşta yetişmiş bir akademisyen olarak ben bu Amerika'daki ve İngiltere'deki Kremlinokları hayranlıkla dinlerdim. Bizim de sayende bir Kremlinoğumuz oldu. Yani dolayısıyla seninle hem program yapmaktan büyük keyif alıyorum hem de doğrusu bu benim için büyük bir ayrıcalık. Bunu da teşekkür ederim. Aynı şekilde, aynı duygularla. Evet, değerli izleyicilerimiz gelecek hafta bu sefer stüdyoda diyerek stüdyodan size seslenebilmek umuduyla programı kapatıyorum. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere, iyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.